Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün çimen tarifiyle sizlere geldim. Evet, şimdi tam da zamanı arkadaşlar. Kışın evdeyiz, evimizdeyiz. Hele şu korona bizleri mahvetti, tüm dünyayı mahvetti. Dışarı çıkma yasakları da var. Mecbur olmadığımız sürece de dışarıya da çıkmıyoruz. Onun için çimenimizi yapıp yiyebiliriz. Gerekli olan malzemelerimiz: bir bardaktan bir parmak eksik çimen tozu. Çimen tozunu arkadaşlar aktarlardan çimen tozu ya da pastırma tozu olarak temin edebilirsiniz. 2 diş sarımsak, tuz, kırmızı toz biber ve yaklaşık 1,5 su bardak ılık su. Evet, yapılışı, çimenimizin yapılışı çok kolay. Sarımsağı dilerseniz havanda tuz ile birlikte güzelce ezin. Ben eziciyle ezdikten sonra tuz ile birlikte güzelce bu şekilde karıştırdım. Tuzu birazcık nemlendirdim arkadaşlar. Sarımsağı bütün o suyunu emdirdim. Dediğim gibi bunu havanda güzelce ezebilirsiniz. Daha sonrasında kırmızı toz biberi ilave ettim. Ve ılık bir bardak suyu da ilave ettim. Yarım bardak suyu da daha sonra kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Çünkü çimen tozu çok çabuk suyunu çekiyor arkadaşlar. Hemen hepsini birden vermek istemiyorum. Kontrollü bir şekilde onu sonradan ilave edeceğim. Evet, bu şekilde karıştırdıktan sonra şimdi tozumuzu ilave ediyoruz. Tozumuzu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, kısa bir süre sonra toparlanacaktır. Suyunu çekecek ve kıvam alacaktır. Evet, kahvaltılarda gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok da güzel iştah açıyor. Ve faydaları da çok fazla arkadaşlar. Faydaları için de bu çemeni yemenizi tavsiye ederim. Evet, kısa bir süre sonra gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde arkadaşlar katılaştı. Çok güzel. O suyunu çekti. Yaklaşık 1,5 su bardak su kullandım. Ve 15-20 dakika dinlenmedi bile arkadaşlar. Hemen servis yapacağım. Siz biraz daha kıvamını sulu istiyorsanız su miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Evet, bu şekilde pideler de yaptım arkadaşlar. Mis gibi, gördüğünüz gibi bu pide tarifimi daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Mutlaka izleyin derim. Evet, şimdi servis tabağına bir kaşık çemen koyalım. Çemen aslında pastırmasız yenmez. Pastırmada eğer olursa çok daha güzel olur. Bu şekilde pastırma da vardı. Pastırma ile birlikte çemenimi kullanmak istedim arkadaşlar. Arkada görmüş olduğunuz tabağın içindeki de acuka arkadaşlar. Acuka tarifimde diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Evet, burada çemenimi de göstereceğim. Şimdi kıvamını arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde sürmelik bir kıvam oldu. Ekmeğimizin üzerine sürüp çay eşliğinde çok nefis bir kahvaltılık. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi biz çok seviyoruz. Ben hafta sonları genelde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Genelde evde olduğumuz zamanlarda tüketmeye çalışıyoruz. Hem faydaları için hem de lezzeti için biz severek yiyoruz. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Ayrıca yorum ve beğenileriniz de benim için çok değerlidir. Beni yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Evet, burada da domates kurusundan kahvaltılık domates sosu da hazırladım. Dediğim gibi bütün tariflerim kanalımda mevcuttur. Hepsine diğer videolarımdan ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.